Sayın seyirciler, şimdi hemen konuklarımı yeniden hatırlatayım. Televizyonunu yeni açmış olanlar için Ankara'da eski Merkez Bankası Başkanı ve İyi Parti'nin ekonomi konusundaki kaptanı diyeyim ben kendisine. Sayın Durmuş Yılmaz, yine Ankara stüdyosunda büyük veri analisti, Dünya Bankası ekonomisti eski ve aynı zamanda kamuoyu araştırmacısı. Can Selçuk'ye, onun şapkası birkaç tane, onun için her birininle ilgili sorularımız olacak. Burada hemen yanımda Ercan Uysal. Ercan Uysal, dış ve iç piyasaları hakikaten teknik anlamıyla da çok iyi bilen bir ekonomisttir. Ayrıntılarıyla da bu dövizi, faizi ve benzeri şeyleri konuşacağız. Yaşar Okuyan'la da bu işin siyasi tarafını, o çünkü kimi sağlık sorunlarına rağmen demir asa, demir çarık bütün Türkiye'yi dolaşıyor. Pek çok siyasetçiyle görüşüyor. Ankara kulislerini gayet iyi takip ediyor. Kendisine bu konuyla ilgili de sorularım olacak. Bütün konuklarıma yeniden hoş geldiniz diyorum. Şimdi birinci bölümde bıraktığımızda ciddi bir ekonomik sıkıntının, kriz demeyelim buna, ama çok ciddi bir ekonomik sıkıntının içinde olduğumuzu, yani yarından itibaren de eğer hükümet doğru dürüst bir şeyler yapmaz ise, gereken tedbirleri almaz ise, gerçi onlar gereken tedbirleri Londra'ya gidip para istemek olarak anlamış vaziyetteler anladığım kadarıyla, şimdilik onu yapıyorlar. Verecekler mi, bunu konuşuruz birazdan, bu soruyu da soracağım. Vermezlerse ne olur? Niye vermiyorlar diyelim. Bir üst akıl oyunu mu var? Üst akıl oyunuysa niye üst akıla yalvarmaya demeyelim de hani ricaya gidiliyor o zaman diye konuşmak lazım. Ama şimdilik bakın daha ciddi bir meseleye de bahsedeyim. Bütün şimdi herkes acaba ne olacak? Bir takım dedikoduları konuşuyorlar. Efendim acaba işte bankalarla ilgili, kambiyo rejimiyle ilgili bazı aşırı, eskilerin deyimiyle cezri tedbirler alır mı bu hükümet diye. Dedikoları da duymuşsunuzdur, tekrar etmeye gerek yok. Bununla ilgili Sayın efendim Mehmet Akif Hamzaçevi'nin bazı tweetleri dolayısıyla bir konuya dikkatimizi çekti. O da buradan da söylemiş olayım. Şimdi bakın tweetleri verelim. Diyor ki mesela, evet meclisin gelecek hafta niçin açık kaldığını diyor. Ayın 11'inde atmış bunu. Nedeni belli oldu. Hükümet seçimi bile beklemeden uygulayacağı sıkı kambiyo rejiminin altyapısını oluşturacak kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Madem yapamıyorsanız gidin demiş falan ama şimdi bakın bununla ilgili kendisinin de bu kanunla, bu kanun teklifiyle ilgili gerekçeyi paylaşmış. Gerekçeyi ben buradan okuyayım. Genel gerekçe kanunun kambiyo rejimini değiştiren. Bakın Özal'lı zamandan beri dokunulmadı o kambiyo rejimine doğru dürüst. Ufak tefek şeyler hariç. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile genel seçim sürecinde geniş toplum kesimlerini yakından ilgilendiren ve süre gelen sorunların bir an önce çözümü kavuşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır diyor kanunun gerekçesi. Yani kanun diyor ki efendim biz bu kambiyo rejimini değiştireceğiz ve bunu çok acil yapmamız lazım. Yani bir kanun ancak bu kadar telaş belirtebilir bir kanun teklifi. Şimdi bunu çoğunuz, canım bu da nereden çıktı işte seçimi konuşuyoruz vesaire falan diyorsunuz ama işin belki de en can alıcı noktalarından bir tanesi. Çünkü kambiyo rejiminin değişmesi ve belki de işte Hamza Çebi'nin işaret ettiği noktalara bakılacak olursa kanun metninde de o var. Firmaların sadece yurt dışından değil yurt içinden borçlanmasını da zorlaştıran, belki engelleyen bazı hükümlerin getirilmesi, Türk lirasıyla ilgili bazı hükümlerin belki getirilmesi. Şimdi bütün bunlar bankacılık sistemini ve serbest döviz ve benzeri kuralları değiştirebilecek özellikler taşıyor. Nereye kadar ileriye gidilecek onu biz bilemiyoruz ama bunun anlamını, ne yapmak istediklerini Sayın Durmuş Yılmaz'a sormak istiyorum. Durmuş Bey, şimdi bu yeni değişiklik
Ne amaçla yapılıyor? Çok acilmiş, öyle yazmışlar gerekçesine. Aciliyeti ne ve çıkardıkları, buradan yapmak istedikleri tedbir ne? Sonucu ne olur? Efendim, ben bu metni dün akşam gördüm. Bir arkadaşım gönderdi. Hatta acaba doğru mu diye de bir görüş paylaştım. Şimdi ülkelerin ekonomik güvenlik konusunda elbette alması gereken tedbirler var. Bu tedbirler mutlaka her ülkenin ihtiyacı çerçevesinde alınmalı ve oluşturulmalı. Türk parası kıymetini koruma mevzuatı da kanunu da 1930'lu yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmiş ve o günden bugüne de bazı değişikliklerle yürürlükte kalmış. Ve bu kanuna istinaden çıkarılan 1960'lı yılların başında çıkarılan 17 sayılı karar var. Bu karar çok meşhur. Zaman içerisinde 13-14 sayfadan 1500 küsur sayfaya çıkmış. Ve bu karar çerçevesinde 1983 yılının Aralık ayına 1984 yılının başına kadar iğneden ipliğe her şey devletin kontrolü altına alınmış. Ülkenin yurt dışı ile olan ilişkileri. Dolayısıyla önce 28 sayılı kararla sonra da 32 sayılı kararla bu düzenleme değiştirildi. Önce ödemeler dengemizin üst tarafı, sonra da altındaki sermaye hareketleri serbestleştirildi ve bugün içinde yaşadığımız rejim bu rejim. Şimdi ben bunu okudum. Fakat gerçekten ne yapılmaya çalışıldığını anlayabilmiş değilim. Sadece birinci maddede Bakanlar Kurulu'na bir takım yetkiler veriliyor. O yetkilerin içi nasıl doldurulacak bunu bilmiyoruz. Diğer maddeler, takip eden metnin diğer bölümlerinde ise bazı cezalardan söz ediliyor. Bunun ne anlama geldiğini zaman içerisinde göreceğiz. Bence bu aşamada yapılması gereken şey bunların konuşulmaması, ülkenin ihtiyaç duyacağı ekonomik güvenlik yasalarının ekonominin büyüme safhalarında toplumun çok fazla dikkatini çekmediği zamanlarda parlamentodan geçirilmeli ve toplum bunu ihtiyaç duyduğunda var olduğunu görmeli. Ama şu anda bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunun üzerine bir de bir takım içeriğini tam olarak anlayamadığımız bir takım düzenlemelerle karşı karşıyayız. Bu bence yanlış bir durum. Dolayısıyla bence bu yasa geri çekilmeli. Ama ülkenin ihtiyacı var ise güvenlik yasası, bu ekonominin daha genişlemeci, daha büyümenin hızlı olduğu, toplumun çok fazla dikkatini çekmeyeceği, insanların kalbine, gönlüne korku, endişe sarmayacağı bir ortamda yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu aşamada bunun beklenenden daha fazla Allah korusun zarar verebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun içinin oradan çok fazla bir şey anlaşılmıyor. İçinin nasıl doldurulacağı önemli. Yani bu nasıl bir tedbirse bu tedbirin şu anda akla getirdikleri ve getireceği faydadan daha büyük zarar, öyle anladım, yaratabilir. Onun için geri çekilmesi lazım. Yani biz şu anda bu masanın etrafında bulunanlar. Bu konuyla ilgili gene konuşacağız ama efendim, mesela bir Sayın İlhan Kesici de bir tweet atmış. Onu arkadaşlar getirsinler. Bir kapital donma endeksi diye bir endeks. Onu gösterirlerse göreceğiz. Ani duruş denilen bir şey vardır efendim, hepimizin bildiği gibi biz iktisatçıların aniden ülkeye sermaye girişi durabilir. Bunun bir araştırmasını yapmışlar. İlhan Kesici de bunu atmış, bunun tweetini. Arkadaşlarımız evet onu verdiler şimdi. Ani duruş riski en fazla olan ülkeler sıralamasında birinci sırada zaten tamamen batmış gözüken Venezuela var. Burun farkıyla bizi geçmiş efendim. Burun farkıyla bakın, ikinci sıradaki Türkiye. Yani Türkiye ani bir, yani kriz kelimesini kullanmıyoruz ama ani duruşun anlamını iktisatçılar biliyor. Vatandaşlarımız da anlamıştır. Böyle bir durum.
Böyle bir durum bir taraftan var. Öbür taraftan da Amerika Birleşik Devletleri Fed gene bir açıklama yapmış. Onu da eğer gösterebilirsek belki iyi olur. Fed'in şeyinde de gözüküyor ki faiz artışı, Amerikan faiz artışı en çok enflasyonu yüksek olan ülkeleri vuracak diye. Bu araştırmada geldi. Enflasyonu en yüksek olan ülkeler sıralamasında da Türkiye en başta geliyor. Bu durumda hemen size sorayım. Şu anda siz Merkez Bankası Başkanı olsanız ne yapardınız? 24 Haziran'dan sonra İyi Parti olarak bir koalisyon ortağı veya iktidar veya iktidarın bir parçası olsanız ne yaparsınız? Şu anda yapılması gereken şey ne? Yapılmaması gereken şey ne? Yani hemen yarından itibaren yapılmaması gereken şey, bir de 24 Haziran'dan sonra. Bunu lütfeder misiniz? Hemen yapılabilecek şeyler var ve maliyetsiz şeyler bunlar. Eğer ben Merkez Bankası Başkanı olsam, önce hükümete gider ve derim ki meseleleri bütün açıklığıyla ortaya koyarız ve oradan derim ki ortaklaşa bir iletişim politikası ortaya koyalım. Bu oturumun en başında da söylediğim gibi şu anda bu ülkenin ihtiyaç duyduğu en önemli şey piyasalarla olan iletişim. Şu anda iletişimi yapacak olanlar geri plandalar. Fakat siyasetçiler son derece aktifler ve öne çıkıyorlar ve yanlış cümleler kuruyorlar, yanlış söylemlerde bulunuyorlar. Kapalı kapılar arkasında işin sahipleri bir araya gelsinler. Bu ülkeyi yönetenler, siyasetçiler, millete hesap veren onlar. Elbette onlar son sözü söyleyecekler. Bunda hiç şüphe yok. Ama ülkenin geleceği için ilgili teknokratlarla bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, bir strateji belirler ve o çerçevede işin sahipleri ön plana çıkarlar. Ben eğer Merkez Bankası Başkanı olsam ilk yapacağım iş budur. Dolayısıyla piyasayla iletişimi ben kurarım. Ve iletişimi kurarken de altını dolduramayacağım. İşte toplantı yaptık, elimizde çok enstrüman var, gerekirse kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Bu cümleleri zaman zaman bütün yöneticiler kullanıyorlar. Fakat bunu bir kullanırsınız, iki kullanırsınız. Eğer artını dolduramazsanız piyasa size inanmaz. Yani ben şu anda bir numaralı sorunu iletişim problemi olarak görüyorum. Ve bunun için de siyasetçilerin biraz geri plana çıkmasını istemem. Böyle bir şey yok. Onlar ülkeyi yönetiyorlar. Son tahlilde millet hesap veren onlar. Ama atadıkları, güvendikleri insanlarla ilişki içerisine girsinler. Ve onun çerçevede de yapılması gerekeni yapsınlar diye düşünürüm. Birinci husus bu. İkinci husus, yani şu anda evet enflasyon yüksek ve söylemlerde bunun aşağı inmesini değil daha ziyade yukarıya gitmesini teşvik eder bir hal var. Dolayısıyla kısa vadede yapılacak olan en azından şu, kim ne derse desin, şu anda ülkemizde faiz oranları, politika faiz oranı 500 bas puan artmış vaziyette. Yani faiz artırmadık demenin bir anlamı yok. Faizler 500 bas puan arttı, 13.50'ye çıktı ama hala aşağıda %8'den repo faizi var, bir haftalık repo faizi var. Bence ben Merkez Bankası Başkanı olsam ilk yapacağım iş, artık şartlar değişti. 2007 krizinin hemen sonrasındaki ortamlarda değişti. Avrupa ekonomileri toparlanmaya başladı, Amerika toparlanmaya başladı, dünya değişti. O zaman belki çok hızlı karar alabilmek için bu tür alt sınırlar, üst sınırlar, değişik faiz oranları kısa sürede karar alabilmek için gerekli olabilirdi. Ama bugün artık bu değişti. Dolayısıyla sadeleştirmeye giderim. Geç likite penceresinin faizini repo faizi yaparım. Üst bandı da buna göre ayarlarım ve piyasaya şu mesajı veririm. Derim ki artık ben her an geri dönebilirim mesajı şeyinden çıkıyorum, durumundan çıkıyorum. Çünkü piyasa şöyle algılıyor. Diyor ki 12 geç likite penceresinden 13.25'ten para veriyor. Faiz 500 puan arttı. Sıkılaştırma yaptı mı? Evet 500 yaptı. Yetmiyor ayrı mesele. Ama diyor ki bunun geçici olduğunu düşünüyor yönetim. Her an için geri %8'e dönebilirim gibi bir mesaj veriyor. Bu mesajda
doğru kararların altını oyuyor, etkinliğini azaltıyor. Dolayısıyla ben Merkez Bankası Başkanı olsam hemen sadeleştirmeye giderim. Bu en azından bir daha doğru bir mesaj verir. Onun arkasından da faiz oranları ile ilgili olarak eğer enflasyonla mücadelede ciddiysem bunun gereği neyse onu yaparım. Türkiye'de şu anlaşılmıyor. Uzun vadede sanayiciyi, tüccarı ilgilendiren husus uzun vadeli faizler. Uzun vadede düşük faiz ekonominin büyümesi için, yatırım için şart. Gerekli şart ama yeterli şart değil. Başka şartlar da var. Fakat bunun ötesinde yapılacak şey şu. Hükümetin veyahut da toplumun şunu kabul etmesi lazım. Düşük faize ulaşabilmek için kısa vadede yüksek faize razı olacaksın. Enflasyon aşağıya gelecek. Enflasyon primini, risk primini ortadan kaldıracaksın ve bu şekilde yoluna devam edeceksin. Peki efendim. Aşağı yukarı hem kısa vadede hem uzun vadede ne yapılması gerektiğini ekonomik açıdan söylediniz. Biraz da şimdi bu özellikle Can Selçuk'un şirketinin İstanbul Ekonomik Araştırmalar, onun sunumlarına bir göz atmak istiyorum sizlerle beraber. Efendim önce mesela şöyle bir anket, bu anketi burada da konuşalım aynı zamanda. Milletvekilleri için desteklediğiniz siyasi partiye ama Cumhurbaşkanı için partinizin adayından başkasına oy verir misiniz? Yani gideceğiniz seçimde Cumhurbaşkanlığıyla meclis seçimi aynı anda yapılacak. Siz birine başkasına oy verir misiniz? Bunda ne kadar sapma olur? Çünkü geçenlerde Sayın Erdoğan da demişti ki ya işte bana oy verilsin ama mecliste başkasına oy verilsin diye bir oyun yapıyorlar bize diye. Çok telaşlanmıştı ondan, öyle gözüküyordu. Şimdi böyle bir ihtimal ne kadar var diye onu arkadaşlar getirdi. Ne kadar ben de buradan görmeye çalışayım. Hayır vermem diyenler %44.7, yani toplumun yarısından fazlası veririm canım ne olacak diyor ki bence bu Türkiye'de çok alışılmış bir şey değil. Galiba ilk defa bu seçim sistemiyle oluyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın başka biri, parlamentonun bambaşka bir matematiği olma ihtimali buna bakılacak olursak kuvvetli. Bilemiyorum Can Bey, doğru mudur? Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Doğru, bu hakikaten baktığımız zaman Türk seçmeninin aslında karakteristiğine zıt bir şey gibi gözüküyor. Çünkü bize parti aidiyeti çok kuvvetlidir. Neredeyse futbol takımı aidiyeti gibidir. İnsanlar asla partilerinden vazgeçmezler ama şunu söylemek mümkün. Hem yeni bir siyasi partinin yarışa katılmasına baktığımızda hem de bu sonuçlara baktığımızda Türkiye belki de oy geçişkenliğinin en yüksek seviyede görüleceği seçimlerden birine giriyor. Son yıllardaki seçimlerden. 7 Haziran 1 Kasım arasında da benzer bir şey görmüştük ama bu sefer daha benzer partiler arasında geçişkenlik vardı. Yani daha çok AK Parti ile MHP arasında bir geçişkenlik biz burada görmüştük. Ama bu sefer bugüne geldiğimizde daha farklı bir geçişkenlik olduğunu görüyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bunun şöyle bir anlamı var. Birincisi şu, analizi çok zorlaştırıyor. Bir kere onu söylemek lazım, o tespiti ortaya koymak lazım. İkincisi de liderlerin, adayların hakikaten çok incelikli politikaları devreye sokması gerektiğini görüyoruz. Yani bundan önceki seçimlere göre çok daha farklı bir takım dinamikler bizi bekliyor. Aslında buna bir örnek, bundan bir önceki slayda bakabilirsek orada da enteresan bir sorun var, bir sonuç var. Ben onu da paylaşmak istiyorum. Eğer ekrana gelebilirse. Künyesini söyler misiniz? Künyesini tabii bu... Yani kaç kişiyle... Nasıl? Tabii bu Türkiye çapında 2400 kişiyle yapılmış bir çalışmadır. Hani teknik olmak gerekirse %95 güven aralığında ve artı eksi 2.2 hata payı olan bir çalışmadır. Bu araştırmanın özelliği şu...
bütün ittifaklar belli olduktan sonra ve bütün Cumhurbaşkanı adayları belli olduktan sonra bizim yaptığımız ilk çalışmadır. Bundan önce de benzer çalışmalar yapıyorduk tabii ama işte kamuoyunda öne çıkan isimleri test ettiğimiz bir takım çalışmalarımız oldu. İlk defa resmi olarak bütün adaylar ve ittifaklar, yani saflar netleştikten sonra tabiri caizse yaptığımız çalışmadır. Şimdi bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Bir bunun sonuçları ekranda, ona değinelim arzu ederseniz. Yaşar Bey'in de aslında bahsettiği gibi burada AK Parti'de 1 Kasım'a göre bir düşüş görüyoruz. MHP'de çok ciddi bir erime olduğunu görüyoruz. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye bir miktar geçiş olduğunu görüyoruz. Bunu zaten başından beri yaptığımız bir değerlendirmeydi. Yani tipik olarak merkez sağda yer alan ama yaşam tarzı endişesi üzerinden son yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen seçmenin İYİ Parti ile beraber hani biraz evine döndüğüne dair bir yorumumuz var. Burada şuna dikkat etmek lazım. Muharrem İnce'nin adaylığından sonra tabii CHP tabanında bir hareketlenme oldu. Hani bu geçişin bir kısmını CHP şu aşamada durdurmayı başarmış gibi gözüküyor. Bu tabloda dikkat çeken bir başka sonuç ise HDP'nin şu an itibariyle bir baraj sorunu olduğunu görmüyoruz. Bu da tabii Selahattin Demirtaş'ın adaylık açıklamasıyla beraber gelen bir yükselme var. Son olarak da şunu değerlendirmek lazım. Saadet Partisi'nin 7 Haziran'dan 1 Kasım'a kaybettiği oylarının bir kısmını toparladığını görüyoruz. Burada bu seçimde Saadet Partisi bakımından çok önemli bir dinamik var. Bunu hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Malumunuz Saadet Partisi içinde bulunduğu ittifak gereği artık baraj sorunu taşımayan bir parti. Bu da AK Parti içerisinde Saadet Partisi'ne oy vermeye yakın olan fakat baraj endişesi nedeniyle şu ana kadar tercihini Saadet Partisi'nden yana kullanmamış seçmen üzerine nasıl bir etki bırakacak, bunu zamanla göreceğiz. Ama şunu söylemek mümkün, Saadet 7 Haziran'daki seviyelerine geri dönmüş vaziyette. Bir sonraki aslında sonuca... Bu durumda 4 ayrı partinin şeye girişi, parlamentoya girişi demek oluyor ve 7 Haziran'dan daha da iktidar açısından sıkıntılı bir milletvekili dağılımı mı gösteriyor o zaman bu durum? Bu milletvekili onun... dağılımı olarak durum nasıl olur? Gerçi bunu bu soruyu sormuş olayım ama ondan önce bir başka soruya da sizin şeyden gelelim. Bu pazar seçim olsa hangi ittifaka oy verirsiniz? Onu da gösterelim. Arkadaşlar onu da versinler. Beraberce lütfen yorumlayalım. Tabii. Evet, burada da Cumhur İttifakı %48.8'de kalıyor şu anki durumda ve Muharrem İnce daha yeni aday oldu. Selahattin Demirtaş daha yeni aday oldu. Dolayısıyla ağır toplar yeni çıktı ve bunun belki de bu seviyeyi koruması bile başarı olabilir. 37.2 Millet İttifakı gözüküyor, değil mi? HDP'de 12.8 almış oluyor Selahattin Demirtaş ittifak dışı olarak. Şimdi sizin bir de tweetiniz vardı. O tweeti de arkadaşlar göstersin. Beraber lütfen yorumlamanızı rica edeceğim. Diyorsunuz ki tweetinizde ilk defa parlamentoda azınlığa düşme ihtimali var. Bir de üstelik daha da Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa yaptığımız anketler içinde ikinci tura kalabilme ihtimali ortaya çıkıyor. Evet. Yani bundan önce sizin yaptığınız anketlerde birinci turda alıyor gözükürken ilk defa ikinci tura kalma ihtimali büyüyor sizin ankete göre. Ne diyorsunuz efendim, hem tweetiniz hem de bu parlamento matematiği açısından ne getirir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle 2017 Ocağı'ndan itibaren bir trendinden bahsetmek istiyorum. Nedir 2017 Ocağı'nın özelliği? İşte Aralık, Ocak bu anayasa değişikliğinin ilk defa parlamentoda görüşülmeye başlanmış olması ve de işte yeni bir yönetim biçimiyle ilgili tartışmaların başlamış olması.
O günden bugüne yaptığımız anketlerde ilk defa Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin oyunun %50'nin altında kaldığını gördük. Bu ne demek? Ve de diğer partiler, yani Millet İttifakı ve de HDP'yi de parlamento aritmetiğine kattığınız zaman, bunun bir DEHONT dediğimiz bir hesaplama sistemi vardır biliyorsunuz milletvekili dağılımının. Burada yaptığımız simülasyonlarda ilk defa bu oy oranlarına göre ve geçişkenliklere baktığımızda Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde edemeyeceğini görüyoruz. Şimdi bununla beraber şunu da görüyoruz. Dediğim gibi adaylar netleştikten sonra yaptığımız ilk ankette Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk defa ikinci tura kaldığını görüyoruz. Şimdi bu ne demek? Bana kalırsa AK Parti'nin siyasi zekasının son zamanlarda yaptığı üç temel hata vardı. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanlığı seçimini iki turlu yapmak. İkincisi siyasi ittifakların önünü açmak. Üçüncüsü ise Cumhurbaşkanlığı birinci turuyla ikinci turu arasında iki hafta süre bırakmak. Müsaade ederseniz kısaca neden böyle olduğunu düşüneyim. Anlatayım, neden böyle olduğunu düşündüğümü anlatayım size. Bir de tabii şunu söylemek isterim. Bu üç AK Parti bakımından yapılan siyasi hata var bana soracak olursanız. Ve de işin enteresan tarafı AK Parti bugün müzik değişmesine rağmen dansını değiştirmiyor. Çünkü aslında bu üç koşul artık farklı bir siyaset yapılması gerektiğini, artık %51'e ihtiyaç bulunan bir Türkiye'yi aslında tarif ediyor. Fakat AK Parti'ye baktığımız zaman bu %51'e gidecek uygun siyaseti artık gütmediklerini görüyoruz. Şimdi burada şu ana kadar hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşılaşma durumumuz var. O da şudur. Eğer 24 Haziran günü Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler parlamentoda çoğunluğu sağlayamazsa 24 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar, 25 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar olan sürede hakikaten Cumhurbaşkanı çok zorlu bir süreç bekliyor. Çünkü bir anda seçilirseniz nasıl bir yönetim darboğazında olup olamayacağınıza dair bir soru işareti belirliyor. Bu ne demek? Farklı pazarlıklar yapmanız gerekiyor, dilinizi değiştirmeniz gerekiyor. Ama şu ana kadar devam ettirdiğiniz bir siyasi diskur var. Dolayısıyla o iki hafta içerisinde eğer böyle bir senaryo olursa, yani tekrar hatırlatayım, Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde edemediği, yani 301 vekili elde edemediği ve de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığı durumda bu sefer hakikaten çok farklı pazarlıkların, çok farklı söylemlerin ön plana çıkacağı bir iki hafta yaşayacağız. Türkiye son zamanlarda hiç böyle farklı bir kampanya dönemine girmemişti. Burada bana kalırsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın elini zorlaştıran bir şey daha var. O da şu, Amerikan siyasetini yakından takip edenler bilirler. Amerikan başkanlık seçimlerinde Amerikan başkanı önce açıklanır, adayın kim olacağı, daha sonra da başkan yardımcısının kim olacağını açıklarlar ki bu çok stratejik bir kadrodur. Neden? Çünkü başkanın kaçırdığı yerleri, başkanın eksik taraflarını ikame etme, orada destekleme görevi görür bu başkan yardımcısı. Şimdi ikinci tura kalması durumunda muhalefetin elinde başkan yardımcısı olabilecek ve de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirebilecek birçok yeni isim var aslında. Hem toplumun güvenini kazanmış, hem hayatta başarılı olmuş, genel olarak böyle bir yetenek havuzu var diyelim. Ama iktidar tarafına baktığımız zaman iktidar tarafında artık yeni isim kalmadığını görüyoruz. Şimdi bir takım çok önemli isimler malumunuz milletvekili adayı olmadılar. Şimdi bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz tabii. Belki de bir başkan, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın tekrar seçilmesi durumunda belki de kabinede görev almak için milletvekili adayı olmamış olabilirler. Ama en basitinden şunu söylemek lazım. Yani Mehmet Şimşek'in son açıklamalarına, son ziyaretlerine baktığımızda sanki edindiğimiz intiba artık siyasete daha fazla devam etmeyeceği yönünde bir intiba var. Onun dışındaki kurmaylara bakıyorsunuz. Ciddi anlamda ikinci turda bu bahsettiğim toplumun farklı kesimlerini kucaklayıcı, bir takım endişeleri giderici kadro bulmakta Sayın Cumhurbaşkanı'nın zorlanabileceğini düşünüyorum. Toparlamak gerekirse
Ha, bir de şu var, son olarak bunu da söyleyeyim çok uzatmadan. AK Parti'nin MHP ile beraber ilk defa bir savunma hattında olduğunu görüyoruz. Yani bundan önceki seçimlerde gördüğümüz hep atak olan bir AK Parti vardı. Ama bu sefer ilk defa savunmada olduğunu görüyoruz ve de aşağıya doğru giden bir trendin ilk merhalelerini gördük. Öyle söyleyeyim, ilk işaretlerini gördük, öyle söyleyeyim. Bundan sonra bu iş tekrar %50'nin üzerine nasıl çıkar onu açıkçası merak ediyorum. Burada muhalefetin elindeki kartlar daha iyi gibi duruyor. Şimdi Yaşar Okuyan'a sizin son cümlenizden hemen alayım. Tablo şöyle, AKP-MHP ittifakı artık savunmaya geçmiş, defans durumunda. Ne yapacağını tam olarak bilmiyor ve üstelik de anketlerde yani... Sayın Can Selçuk'un anketlerini önemserim. Çünkü ondan önce AKP'nin bayağı kuvvetli oylarını aldığını gayet güzel göstermişti. Dolayısıyla burada da %50'nin altına gittiğini hem ittifakta hem de parlamento matematiğinde çok daha enteresan sonuçlar çıkarabilecek geçişkenlikleri tercih ortaya çıkardı. Böyle bir durum. Şimdi peki bu arada... Bunun ne demek olduğunu sormadan önce şunu da göstereceğim. Yani şimdi halka bazı imkanlar vermeye çalışıyorlar. Yani işte iki emekli aylığı, çeşitli iş alemine imkanlar, konut şeyini bir parça olsun düşürüyorlar da o düşürdükleri rakam da öyle aman aman değil. Ama bakın buğday fiyatı açıklandı. 1050 lira zannediyorum. Buğday fiyatını %11 civarında. Arkadaşlar göstersinler lütfen. Bunu Sayın Özcan Kadıoğlu'nun tweetinden aldım. Kendisi de Dünya Gazetesi'nin önemli bir yazarım. Efendim, orada gösteriyor. Enflasyon kadar, geçmiş enflasyon kadar zam yapılmış buğdaya. Ve fakat gübre fiyatı ondan çok daha fazla artmış. Mazot fiyatı ise ondan çok daha fazla artmış. Ve herkes biliyor ki gelecekte enflasyon bu gidişle daha fazla artacak. Dolayısıyla çiftçiler herhalde bu durumdan çok memnun değiller. Ama sadece bu işin bir tarafını gösteriyor. Yani çiftçilere gelince para yok. Ne yapalım? Peki ama şeker pancarı fabrikalarını sattılar. Erzincan şeker fabrikası satıldı. Kime satıldı efendim? Albayraklara satıldı. Yani... Akrabalık derecesinde Türkiye'nin yönetici ailesine yakın bir aile. Peki 200 küsür milyon, onu arkadaşlar göstersinler. 240 milyon. 240 milyon lira değerinde arazisi var bu imiş. Bunun bu fabrikanın. 77 milyona satıldı. Evet, 77 milyona. Üçte biri fiyatına ve daha önce 2011'de zannediyorum böyle bir ihaleye konu olmuştu. Onun Seka. Da... Hı? Seka. Kağıt evet. Fabrikası. Evet. Yani pul parasına gitti. Yani inanılmaz bir şey. Yani daha önceki teklife söz konusu olduğundan daha düşük fiyat. Aynı zamanda arazisinden daha düşük fiyat. Acaba kasasında ne kadar para vardır onu da merak ediyorum. Bilmiyoruz çünkü. Belki de zaten bu para orada vardır geçmiş özelleştirmelerde. Maalesef böyle acayip durumlar oldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Çiftçiye deniliyor ki. Hani öyle bir şarkı vardı. Olmaz Michael, bende de yok diye para istediğinde. Ama iş yandaş iş adamlarına geldiği zaman aman canım dükkan senin yani. Böyle bir hava var. Bilmiyorum bunun da etkisi olur mu bu konuştuğumuz şeylere? Yani insanlar artık ne yapalım kemerleri sıkmak lazım deyince dönüp biraz da yandaşların sıksın derler mi yani? Şimdi bir defa 16 yılın özeti. Bir korku imparatorluğu yaratıldı. Herkes korkuyor. Geçmiş dönemde Fethullah çetesiyle ve Tayyip Bey'in AKP iktidarının ortaklaşa olarak Ergenekon sürecini yaşadık. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikancı bir sabotajla yine Tayyip Erdoğan, AKP iktidarı ve Fethullah çete tarafında ortaklaşa olarak üçlü bir ittifak olarak operasyon yapıldı.
bu süreçlerin içerisinde inanılmaz derecede şimdi iyice çıktı ki ortaya tamamen hileyle, hurdayla yani kurgulanmış ifadelerle delil diye ürettikleri materyalle insanlar yıllarca içeride tutuldu, mahkum edildi. Fakat daha sonra devir değişti, devir hükümet değişmedi. Hükümetin kendi içindeki devri değişti. O değişiklikten sonra bu sefer o müebbet verdikleri 10 sene, 20 sene, 30 seneye mahkum ettikleri Ergenekon davasındaki birçok sanık o tarihte ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en değerli kurmay subayları casusluk vesaire şeyleriyle birlikte İzmir casusluk, İstanbul casusluk davaları, Balyoz vesaire bu sefer yeni yani Fethullah'tan arınmış bir sistemin içerisinde, yargı sisteminde bu sefer hepsi beraat etti. Bu sefer Silivri'de yer değişikliği yaptı. O hakim ve savcıların bir bölümü yurt dışına kaçtı, bir bölümü Silivri'de daha önce oraya tıktıkları kimselerin, masumların yerine onlar geldi. Bunu şunun için arz ediyorum. Evet ama bu sırada da başka tarikatların yerini aldığına o, dair tabii, başka söylentiler. Tabii. Ben ama şuradan evet. Esas gelmek istediğim nokta şu. Yani buradan başlayan bir korku devleti yarattı. İki satır tweet atan adamı soruşturma. İki satır yani şimdi düşünebilir misin? Bir genç arkadaş bir şey yazıyor. Yani bunun her tarafı suç olsa ne olur? Yani şimdi düşünün Amerika'daki sisteminiz adam Trump'a neler söylüyor? Öyle böyle değil. Tweet'i bırak, televizyonda neler söylüyor? Yani onların onda birini burada söylese Silivri'den herhalde ömrünü tamamlar. Şimdi böyle bir korku sisteminin içinde insanlar sabretti şurayı geçti şu anda. Çok önemli bir psikolojik bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi o dağıttığı şeyler hep geçmiş seçimlerde istifade etti. İşte ona verdi şu kadar para, buna verdi, bilmem ne yaptı. Yani menfaatle, günlük menfaatle seçmenin bir bölümünü tesir altına aldı. Fakat bakın insanların bir noktası vardır. Bir çizgi vardır. Hepimiz insan olarak düşünün psikolojik. Çok şey olabiliriz, sakin olabiliriz. Çok sakin, hiç öyle bir şeyimiz yoktur. Bir yeri vardır ama o. Bir bakarsınız bir yerden Allah Allah bu kadar sakin insan böyle bir tepkiyi şu kadar basit bir laftan nasıl yapıyor? O dolmuştur. Şimdi toplumun şu anda en önemli şeyi büyük bir kısmı, büyük bir halk kitlesi, çiftçisi, esnafı, işsizi, taşeron işçisi, memuru, emeklisi, dahil hangi katmanı alırsanız alın. Şurayı geçti. Nefes almak istiyor. Bakın şimdi ekonomi konuşuyoruz ama bu ekonominin şartlarının bu kadar olumsuz olmasının ve bunun daha büyük iktidara bir maliyet getirmesinin en önemli sebeplerden bir tanesi psikolojiktir. Ya 1, 2, 3, 4 yeter diyor insanlar. Bakın Sayın Muharrem İnce'nin dün diğer yerlerde de aynı ama bir, çok... İlginç bir kalabalık. Denizli tarihinde en büyük mitingi yaptı. Daha bir şey yok. İki gün önceden haber veriliyorlar. Yani bir miting bir yerde ben yıllardır bu işin içindeyim. Hiçbir yerde de yok canım bir şey. Yani bir mitingi bir yerde bir ilde bir miting yapma. Kolay bir şey değil. En az 10 gün lazım, para lazım. İnsanlar mahşer. Bugün Manisa tarihine imza atacak kalabalıklarını topladı. Yalova'da başladı. Ben takip ediyorum. Konuşuyorum da. Her gün Sayın İnce'yle bazı konularda istişareler de yapıyoruz. Arkasından işte diğer mitingler, diğer Hakkari'ye gitti. Çok önemli. Ve orada da hakikaten inanılmaz bir sevgi insanların şeyi yapıldı. Burada bir ortak bir noktaya geldi toplum. Ahmet Mehmet A Partisi, B Partisi'nin soldu, sağa bilmem ne kalktı. Şu anda nefes almak istiyor. Ben Yaşar Okuyan olarak yurttaş kimliğimle söylüyorum. Ya başlarım senin ekonomine, siyasetine. Ya nefes almak istiyorum kardeşim. Ya bırak beni. Yakamı bırak. Şu anda insanlar isyan noktasında. Siz bu noktaya gelmiş bir insana bir de geliyorsunuz. Ekonomik yarını çok ciddi manada tahrip edecek. Onu zaten perişan. İşsiz. Bugün o resmi rakamları geçin. Ben Çalışma Bakanlığı yaptım. O hane halkı araştırması yok bilmem ne enflasyon. Her seferi masa üzerinde. Dün de masa üstündeydi o rakamlar, bizim iktidar döneminde, bugün de. Ben onu bakanlık dönemimde söyledim. Efendim şimdi her sene kurulur. Efendim asgari ücret tesis komisyonu, çok gülüyorum. Sonucu belli.
Aa orada gider, medyaya gider arkasından. Birinci toplantı oldu, ikinci toplantı oldu. İlgilerden geldi. Bunu şimdi söylemiyorum. Girin, bunu izleyen insanlar gitsinler. İnternette Yaşar okuyan Çalışma Bakanı iken bunları söyledi. Şimdi komedi. Ondan sonra zannedilir ki vay be inanılmaz. Büyük toplantılardan sonra Asgari Ücret Komisyonu çalışanların lehine bilmem ne yapacak. İşveren vermiş sana rakamı, sen ondan sonra otur. İşverenin dediği oluyor bu memlekette. Emekçinin değil, emeklinin değil. Bunu bütün iktidar döneminde ama bu iktidar döneminde geçmişte mukayese edilmeyecek ölçüde iş temelinden koptu. Gece oturuyoruz, fert başına düşen milli geri 2800 lira atıyorum şimdi. Sabah bir kalıyoruz 12 bin lira. Allah Allah ne güzel abi, ben yazıyorum burada. Peki benim cebimdeki para artmıyor. Şimdi böylesine bir noktada şu getirilen sıkıntı, ekonomideki işsizlik has safa. O rakamlar hepsi palavra. Efendim 3 milyon 9 küsür bir işsiz var. O işsizliğin esas reel rakamı %13. %13. Kırsal kesimdekini saymıyorsunuz. Bir tarlası var adamın, 5 tane de oğlu. Hepsi orada iş görüyor. Böyle bir şey yok. Fert başına düşen milli gelirin hesaplaması farklı. Enflasyon sepetleri her şeyde dönemde değiştiriyor işine geldiğince. Şimdi bütün bunların ötesinde bunun yansıması insanlar şu anda o korku duvarını da geldiler. Burada çok önemli arz ediyorum. Daha önce de kamuoyuyla paylaştım. Burada en önemli şahsen takdir ettiğim bir sürü yanlışı var, doğrusu var, eleştiriyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı, Sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten o hiçbir liderin kolay kolay göze alamayacağı bir işte halkı ayağa kaldırdı. Bakın bugün insanlar, sokakta insanlar cesurlaştı. Konuşurum diyor arkadaş. İstersen at beni içeri. Neden? Kendine güven geldi. Bir önceki seçimi hatırlayın. Bir önceki seçimleri hatırlayın bu dönemde. Umut yoktu. Hani kerhen, ya peki gidelim ama ya yine değişmeyecek. Hani zor bela gidiyordu. Şimdi insanlar, bakın son 1 Kasım seçiminde 8 milyon 642 bin kişi oy kullanmadı. Bunun 1 milyon 642'ni atın. Yurt dışındadır, hastadır. 7 milyon seçmenin içinden bir tane AKP'ye oy çıkmaz. Ama 7 milyon insan gitmedi. Ben biliyorum yakın çevremden. Nasıl olsa değişmeyecek. Nasıl olsa alevre yaparlar, dalevre yaparlar. Yine AKP gelir. Ben ne bir de sinirimi bozayım. Alıyorum çoluk çocuğumu, bilmem kıra gidiyorum. Şu anda o kesim, yani bundan dolayı umudunu kaybetmiş olan kesim şu anda tam tersine. Ya nereden biliyorsun? Ben halkın içindeyim. Ben cep telefonumu, bakanlık döneminde de öyle bir enteresan imanat hatası bir siyasetçi değil de işte hasbelkader. Şu anda da ben cep telefonumu verdim yüzlerce, binlerce insanın yanında. Adam telefon açıyor. Bakın şimdi şurada yağmur gibi telefon geliyor, mesaj geliyor. Nereden? İşte onlardan anlıyorum. Şu anda halk seçime gelsin diyor. Senden hesaplaş. O 1000 lirayı alacağım. Allah, o 1000 lirayı keyifle yiyecek. Bak görün. Evet. Ama o gelince var ya, bütün 16 yılın toplam hesabını o sandıkta soracak. Bunu görüyor. Bak ben bunu demiyorum. AKP bunu görüyor. Tayyip Bey bunu görüyor. Onun korkusu içinde ağzından her laf çıkıyor. Peki. Şimdi çok az bir vaktimiz kaldı Ercan Uysal, fakat senden devam edeceğiz tekrar aradan sonra. Peki bu noktada böyle bakıldığında bir de şunu da söylemek lazım. Galiba en son elime gelen bir rakamda işte Türkiye'deki esnafın da %20'si kepenk kapatmış şu son yıllarda. Tamam, esnaf çok kepenk kapatır, açar falan ama bu galiba evvelki yıllara nazaran çok daha fazla. Böyle bakıldığı zaman, yani biraz da piyasaların ötesinde baktığın zaman ekonominin genel olarak etkisini ne görüyorsun? Yani muazzam bir borçlanma var, İYİ Parti'nin bir şeyi var, evet. Çözümü var. İşte bu borçluları affetmek gibi. Evvelce hep denilirdi ki, ya insanlar o kadar borçlu ki iktidarın değişmesini istemiyor. Bir gerçek payı da vardı. Şimdi aynı mekanizma çalışır mı bu kez? Bu sefer biraz, şimdi bir ölçüye kadar çalışıyor bu kesin. Çünkü Türkiye tarihinin en borçlu hane halkları ve özel sektör borcu dönemini yaşıyoruz. Gayri safi milli hasılaya oranla. Üstelik bu 2009'dan sonra Çin'den sonra en fazla kredi biriktiren, kredi geliri göre
oranı en fazla artan ülke Türkiye. Şimdi insanlar tabii bayağı zor durumdalar. Şimdi yüksek borçluluk Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle faizlerin de yüksek olduğu bir ortamda insanların demokratik haklarını rahatça kullanmalarını engelleyen bir duruma yol açıyor. Yani istikrar dediğiniz şey, halk için istikrar iki tane şey var. Bir işim var, işe devam ediyorum. İkincisi borcu varsa borcunu ödeyecek. Şimdi eskiden istikrar sadece işiydi. Çünkü borcu yoktu. 2002 yılında Türkiye'de hane halklarının toplam borcunun kullanılabilir gelire oranı %5'in altındaydı, %3-4 civarındaydı. Şu anda %55'i geçmiş durumda. Peki, burada bir noktalı virgül koyalım. Buradan devam edelim. Çünkü tamam. Bu, evet, efendim seçimler son derece önemli, çeşitli faktörler bunu etkiliyor, ekonomi de etkiliyor falan ama bunu etkileyecek en önemli şeylerden bir tanesi hane halkı borçluluğu. Evet. Herkes çok borçlu. Diyorlar ki iktidarı değişti. Buna bu zamana kadar deniliyordu ki ya iktidarı değiştirmek istiyoruz ama değiştirirsek ya İşte faizler şöyle olur, böyle olur, kriz olur, borçluyuz ne olacak diyorlardı. Fakat şimdi muhalefetin de getirdiği bazı öneriler, öbür yandan da artık bundan da kötüsü olmaz ki deme eğilimi işleri acaba değiştirir mi? Yoksa aynı mekanizma sürdürür mü? Yani bu ekonomiyi dikkat ederseniz siyaseti etkilemesi özelinden konuşuyoruz. Aynı zamanda siyaseti de konuşuyoruz. Çünkü efendim şunu da konuşacağız. Bakın enteresan bir... yasa geçirdiler şeyden meclisten bakanlar kuruluna KYK çıkarma yetkisi belirli bir süre ve bu ne amaçla geçirildi çok ilginç sonuçları var bunun çok ilginç yani ve buna karşı acaba muhalefet ne tedbir alacak bunu konuşmamız lazım bir de tabii AKP'nin bir akıl hocası vardı AKP'nin akıl hocası Malezya'daki iktidardı, Malezya'daki hükümetti. Şimdi Malezya'daki hükümet efendim seneler sonra pat diye düştü ve bütün dünya bunun üzerine makale yazıyor. Şu anda bütün siyasetçiler bunun da etkilerine... Evinde bavul bavul milyar dolarlar bulundu. Evet, bunları konuşacağız. Ama şimdi bir reklam, bizden ayrılmayın.